Manşete hoş geldiniz. Bugün 3 birbiriyle ilintili konuda peş peşe gündemi e, toparlamaya çalışacağız. İlki artık Türkiye e, seçim satım haline e, tümüyle girdi. Önümüzdeki bir yıl içerisinde bir seçim olacak. Mayıs'ta mı olur, Haziran'da mı olur? Daha geç olma ihtimali yok. Peki bu seçim olacak mı, olmayacak mı? Onunla da ilgili bir minik analiz var. Yani... Erdoğan bu seçimi yapmaz, erteletir, savaş veya olağanüstü koşulları gerekçe gösterir falan gibi tezler vardı. Ona da cevap vereceğim yayın içerisinde. Seçim kanunu değişikliği işte Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geldi. Ve iktidar hemen her anlamda artık şu son bir yılı en az kayıpla geçip sandıkta yapacağı bir takım mühendislik çalışmalarıyla kamuoyunda yapacağı bir takım mühendislik çalışmalarıyla, medya propagandadaki bir takım mühendislik, mühendislik çalışmalarıyla ve elbette içeride demir yumrukla ülkeyi yöneterek yasaklar, kısıtlamalar alabildiğine yürüyecek. Bundan emin olabilirsiniz. Bir şekilde 2023 seçimini kotarmaya ve sonraki 5 yılı garanti, alt, garanti altına almaya çalışacak. İlk buna bakacağız. Takiben acaba bu Ukrayna gerilimi, Ukrayna krizi gerilimi üzerinden Türkiye yeniden pozisyonlanıyor, Erdoğan yeniden pozisyonlanıyor. Dünyaya şirinlik yapılıyor. Dünyada işte Türkiye tekrar muteber bir noktaya geliyor. Son bir hafta on gün içerisinde Türkiye'ye gelip giden liderler o kadar çoktu ki sayamıyor insan. Yani birkaç yıl, son birkaç yılda bu kadar lider bir arada gelmedi. Şu bir haftada on günde gelenleri kastederek söylüyorum. İsrail'i, Yunanistan'ı, Almanya'sı vesaire kurulan diplomatik temaslar Ermenistan'da olduğu gibi yine e, Antalya Forumu'nda Ukrayna ve e, Rus Dışişleri Bakanlarının görüşmesi, görüştürülmesi, sonuçsuz olsa bile orada bir zirve temin edilmesi e, önemliydi. Ve bütün bunların üzerine ya acaba yani içeride işler sarpa sardı ama Türkiye dışarıda veya diplomasi de yaraları sarıyor mu? Yaraları tamir mi ediyor? Dışarıda bir adeta hani barış havarisi olan e, Erdoğan, tırnak içinde söylüyorum tabii bunları, içeride asla astı astık, kestiği kestik pozisyonunu korumaya mı çalışıyor? Buna da bakacağız. Devamla da Ukrayna'da dönen pazarlıklara bakacağız. Yani Ukrayna işgali evet, 21. gününde devam ediyor belki 22. gün. E, haritada çok fazla bir değişiklik yok, tekrar e, önünüze getirmeyeceğim ama Önünde arkasında bambaşka pazarlıklar var buna bakacağız. Şimdi bugün Abdülkadir Selvi'nin Hürriyet'teki yazısı Erdoğan'ın milletvekilleriyle olan e, toplantısını ele alıyordu. E, ona bakacağız. Çok uzun bir yazıda üç parça halinde Abdülkadir Selvi ki saray kalemidir. Ondan dolayı yazdıkları e, sarayla ilgili yazdıklarına ve sarayın içinden yazdıklarının teyitli olduğunu düşünerek ekrana getiriyorum. Bugünkü Hürriyet Gazetesi'nde Erdoğan'dan AKP milletvekillerine çarpıcı açıklamalar başlığı atmış. Bir sürü yalap şap detay var. Orada değilim. Fakat burada enteresan olan bazı noktalar var. Mesela benim sarıyla blokladığım, işaretlediğim bölümler. Birlikte bakalım. Diyor ki toplantının başında milletvekillerine... Her şeyi konuşabilirsiniz. Biz gönül diliyle konuşuruz. Burada kendinize hiçbir kısıtlama koymadan konuşun falan. Yani daha önce konuşamıyorlar mıydı şimdi böyle söyleyince bir insan demek ki daha önce bir kere milletvekilleriyle bir araya gelmiyordun bir araya gelsen de kimse ağzını açıp bir şey söyleyemiyordu 27 milletvekili söz alarak konuşmuşlar ama orada da yani Cumhurbaşkanı'nın karşısında özellikle son dönemde bir lafı söylerken herhalde 40 defa çeviriyorlar kafalarında acaba bundan dolayı başıma bir iş gelir mi bundan dolayı azarlanır mıyım bundan dolayı fırça yer miyim veya pozisyonum etkilenir mi bir de milletvekillerinde şöyle bir şey var tabii. Önümüzdeki dönem bir kere daha aday gösterilmeyi düşünüyorlar. Milletvekilliklerindeki son bir yılları. Acaba Haziran 2023'te bir daha bizi reis aday gösterecek mi? Bir de böyle bir kaygı var. Gel de çıkışın içinden, gel de cesur ol. Fakat bu bile bir şeyi ifade ediyor. Yani kolay değil kardeşim Erdoğan'ın karşısında laf söylemek. Ama Erdoğan açıkça konuşun, her şeyi söyleyin falan diyerek... İnsanları rahatlatma ihtiyacı hissediyorsa demek ki daha önce bu yoktu. Bazı şeyleri tersten düşüneceksiniz. Gene bir tarafında da şimdi şeylerde bu milli görüşçü, siyasal İslamcı ve genel muhafazakar Anadolu genlerinde olan bir şey. Konuşmasının bir yerinde diyor ki işte Fransızlar, İngilizler, Batılı sömürgeciler Afrika'yı sömürüyorlar. Oranın altınlarını, oranın elmaslarını sö sömürüyorlar. Hala yağmalıyorlar falan. Yani ben kendi aileme yakınlarıma dahi artık izah edemiyorum. İşte siz orada rahatınız yerinde, keyfiniz yerinde işte bu zenginlik sömürge zenginliği. Sömürgen, sömürgelerin üzerine çöktünüz. Oradan gelen zenginlikle de işte İngiltere'si, Belçika'sı, Fransa'sı, Hollanda'sı neyse gününü gün ediyor. Sen biliyor musun Konya büyüklüğündeki Hollanda'nın tarım ihracatını bir fikrin var mı? Konya büyüklüğündeki Hollanda'nın tarım ihracatında Türkiye'yi besleyebilecek kapasiteye ulaştığını. Şimdi bunları anlatmaya kalkınca aa, sömürge. Çok tuhaf. Yani bu işi bir takım böyle tarihi ezberlerden ya da bir takım e, komplo vari şeylerden çıkartmak gerekiyor. Gerek yok bunlara. Onlar elbet Afrika'nın yarısı İngiltere yarısı Fransa tarafından paylaşılmıştı. Sömürgeydi İngiliz ve Fransa sömürgesiydi. Bir şey demiyorum kabul ediyorum bunu. O sırada Osmanlı'nın eli armut mu topluyordu? Osmanlı kendine bağlı bölgelerden ne alıyordu? Oraya sürekli merkezden hizmet mi götürüyordu? Adına haraç deyin, adına vergi deyin, adına ne derseniz deyin. Yani dediğim gibi tuhaf. Bu konuları tabii halledemeyeceğiz biz. Şimdi burada e, bu toplantıda gene orada biraz evvel gösterdiğim şey işte sömürge İngiltere, sömürge Fransa meselesi genetiğin değişmediğini gösteriyor. Şimdi böyle söylüyor ama İngiltere lideriyle yan yana geldiğinde de kadim dostumuz İngiltere. Yani iki yüzlülüğü göstermeye çalışıyorum. İşte İsrail'e katil devlet, zalim devlet, terörist devlet, işte İsrail'le işbirliği olanakları, işte şu bu filan falan. Sarayda Atlı süvarilerle falan karşılanan bir İsrail Cumhurbaşkanı. İki yüzlülüğü göstermek açısından söylüyorum. Erdoğan mevcut milletvekilleriyle görüştü. Eski milletvekilleriyle de görüşeceğinin sinyalini veriyor bu toplantıda. Ve 21 Mart'ta tüm eski AKP'li milletvekilleriyle bir araya geleceğiz diyor. Erdoğan unuttuğu herkesle bir araya gelmeye başladı. Hatırlayın. E, muhtarlarla tekrar toplanmaya başladı ki yıllardır muhtarları unutmuştu. Bir dönem muhtarları toplamaya başladı. Bunun nedeni de Erdoğan konuşacak kürsü arıyordu. E, haftada bir muhtarları toplayalım da 500-500, 600-600 onlara konuşayım da en azından o duygumu tatmin edeyim falan diye böyle bulunmuş bir çözümdü. Sonra gerek kalmadı buna. Sonra tekrar hatırlandı. Şimdi aynı şekilde e, bu e, tabi Erdoğan'ın konuşacak kürsü araması değil. Erdoğan e, şu anda tabana Böyle şey dağıtıyor. Mavi boncuk dağıtıyor. Milletvekillerine, eski milletvekillerine e, ve bunu bir yıl boyunca yapacak. Çünkü ihtiyacı var. Çünkü her bir oya e, ihtiyacı var ve herhangi bir şekilde bir gönül kırıklığına da tahammülü yok. Evet. O şey deyince İngiltere-Fransa sömürge meselesi Süleyman Soylu yeni konuşmuş. Kim Kavala'nın hukuk ifal edilerek serbest bırakılmasını istiyorsa, Ukrayna ve Suriye'deki çocukların katili de odur diyor. Evet, Osman Kavala'yı oraya bağlamış ama olay işte Soros meselesinden geliyor. Yani e, savaşta ölen bütün çocukların sorumlusu Soros'tur vesaire. Yani bu tür şeylerle yıkanan, beyni yıkanan Anadolu'nun nasıl aydınlanacağı, bu cehaletten nasıl çıkacağını ben bilmiyorum siz biliyorsanız bana söyleyin. Okumak gerekiyor, araştırmak gerekiyor, takip etmek gerekiyor. Kolay değil. Bir taraf işte İngiliz, Fransız sömürgeciliği Afrika'nın altınlarını, elmaslarını yağmalıyor diyor. Bir tarafta işte Soros hikayesi anlatmaya devam ediyor. Devam edelim Abdülkadir Selvi'nin yazısına. Son parçada Erdoğan Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde kesilen asırlık çınar ağaçlarını gündeme getiriyor ve diyor ki bunlar sadece ağaç değil asırlık çınarlar. Tarihe şahitlik yapan çınarlar bu iş CHP'yi bitirir. Şimdi şeye baktığınızda o çınarlar neden kesilmiş? Bir tür çınar kanseri olmuşlar. E, bir mantar yoluyla falan bulaşan bir hastalık ve bu hastalık 2007 yılında bulaşmış. Büyük şehri kimse dinlemiyor ki. Büyük şehrin uzmanlarını, bu konuyu takip eden insanların ve 2007 yılından 2013-14 yılına kadar Eylül'ün üzerinde çınar zaten kesilmiş. Çünkü o hastalık bir şekilde bulaştığında bir daha kurtarılamıyor ağaç. Sonra buna ara verilmiş. 2018'den itibaren tekrar gündem alınmış falan filan. Yani geriye doğru AKP'li büyük şehrin de bildiği üzerinde ee, en azından bir fikri olan bir hadise. Fakat işte propaganda başka türlü yürütülüyor. Diyorlar ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önce bilgilendirseydi keşke. Bilgilendirme de geçmiş. Görülmüyor ki bu. Fakat baktığınızda her yerde bu konuşuluyor veya işte gazetelerin manşetlerinde de var falan. İşte İstanbul Büyükşehir ağaç katili bilmem ne olarak şey yapılıyor. Şimdi konunun uzmanı bir veya iki kişi doğru dürüst, iyi niyetli olarak ekranlara çıkarılsa, konuşturulsa olay beş dakikada anlaşılacak. Fakat en başta bu işin başı yani troll başı olarak Cumhurbaşkanından başlayarak bu işin propagandası yapılıyor. Ekrem İmamoğlu ağaç kesiyor. Bu iş CHP'yi bitirir. Onlar bilmiyorlar mı işin doğrusunu? 2007'den beri o çınarlara bir hastalığın musallat olduğunu ve o çınarların tümüyle dönüştürülmesi gerektiği, hayatta kalamayacakları, eğer kesilmezse insanların veya araçların üzerine devrilme riskinin bulunduğu hepsini biliyorlar. Ama maksat propaganda. Çünkü amaca giden yolda her şeyi söylemek meşru. Böyle bakıyorlar. Evet. Maalesef, mültecileri göndermeyeceğiz demiş e, Tayyip Erdoğan. Bu hürriyetin de hemen böyle e, manşetinin yanında kocaman görülmüş. Bunun iki tarafı var. Bir dış dünyaya e, Suriyeli mültecileri biz korumaya devam edeceğiz, içimizde tutmaya devam edeceğiz. Mültecileri göndermeyeceğiz derken, mültecileri Avrupa'ya da göndermeyeceğiz, mültecileri kendi memleketlerine de göndermeyeceğiz. Esasen iki yönlü bir garanti veriyor. Ve orada gene bir ensar muhacir edebiyatı yapıyor. Böylelikle de bir kere daha batıya karşı bu işin altını çiziyor. Sizin, sizin başınızda Ukraynalı göçmen meselesi var biliyorum. Hala hazırda 3 milyon kadar Ukraynalı Avrupa'nın çeşitli ülkelerine dağılmış durumdalar. Yarıdan çoğu Polonya'da. Bunun da farkındayım. Ben bu konuda, ben bu süreçte Suriyeli göçmen meselesiyle başınızı ağrıtmayacağım diyor. Göndermeyeceğim derken sadece Suriye'ye değil Avrupa'ya da göndermeyeceğim diyor. Ensar muhacir ayrı bir hikaye. İnandığı ettiği de yok işte. Lafın gelişi öyle. Öteki türlü başka türlü. Böyle bir garanti. Yani bu mesele bir seçim vaadi falan olmaktan veya mültecilere şirin görünmekten öte Avrupa'ya dönük bir vaat. Bu CHP'ye veya işte İyi Parti'ye şuna buna verilmiş bir cevap da değil. Araya Ahmet Davutoğlu sıkıştıracağım. Sistem çöküyor o hekimleri hedef gösteriyor demiş. Karar gazetesinden kestim getirdim. Sistem çöküyor ama efendi. Sen de Millet İttifakı'nın adı şu olsun bu olsun yok şudur budur yok işte şuraya şöyle bir çeki düzen verelim falan diye armudun sapı üzümün çöpündesin. Hepiniz öylesiniz. Eğer gerçekten sistemin çöktüğünün, sistemin kirişlerinin kolonlarının kesildiğinin, yıkıldığının bilincindeyseniz ve bunun için bir şey yapmak istiyorsanız sağa sola bakmadan bir araya geleceksiniz. Farklılıklarınızı veya farklılıklarınıza falan bakmadan, ayrıntılara takılmadan. Yapıyor musunuz bunu? Ahmet Davutoğlu koskoca bir ömre eder. Yani yargılanması gereken bir adam. Anlatabiliyor muyum? Bırakın Millet İttifakı'nın bir unsuru olmasını falan. Dışişleri Bakanı bugün e, Moskova'da e, Lavrov'la bir hafta sonra son derece sıcak böyle kucaklaşarak falan bir görüşme yaptılar. Bir hafta önce Ankara Forum'da bir araya gelmişlerdi. E, Mevlüt Çavuşoğlu bir hafta sonra Moskova'ya gittiğine göre bir şey dönüyor. Yani ve bu dönen konuda da Türkiye bir pozisyon sahibi. Bu net. Bunun için bir siyasi analist olmaya, diplomatik engin bilgi ve fikir sahibi olmaya, kültür diplomatik kültüre falan gerek yok. Türkiye'ye ve Erdoğan'a uluslararası arenada muazzam bir alan açıldı diyor Aslı Aydın Taşbaş. Muhalefetin bu durumu tam olarak algılayamadığını düşünüyorum. Yeni bir döneme girdik. Güçlü lider profili ön planda. Geçiş dönemi yerine güçlü lider profiline yönelmesi gerekiyor demiş muhalefetin bir önceki yayında seçim sistemiyle ilgili konuşurken onu söylemiştim. Bu AKP MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk ettikleri seçim yasası değişikliği teklifinde Cumhurbaşkanlığı seçimini düzenleyen ve onu yakından uzaktan ilgilendiren hiçbir madde yok. Sadece bir tane madde var. Cumhurbaşkanı istediği gibi propaganda yapabilecek seçim yasaklarından muaf bu da Erdoğan'ın elini bir kere daha güçlendiriyor. Ama burada parlamentoya şu kadar milletvekili soktuk, bu kadar soktuk. Cumhur İttifakıydı, Millet İttifakıydı, don't sistemiydi, yok işte efendim bölge barajıydı filan. Yani parlamentoda 15 eksik 20 fazla milletvekilinizin olmasının şu aşamada bir önemi yok. Elbette parlamentonun etkili ve önemli olduğu taraflar var. Yani Cumhurbaşkanı sizdense ve parlamento sizin arkanızda değilse sıkıntı Parlamento size zorluk çıkartabilir. Bir şey demiyorum. Ama ikinci planda. Sizin güçlü bir cumhurbaşkanı adayıyla Erdoğan'ın karşısına çıkmanız ve bir iddia ortaya koymanız gerekiyor. Bir yıl kaldı ve ortada cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka bir isim yok. Belki de saklanıyor bilmiyorum. İleride görürüz. Buna da inanmak istiyorum. Yani yani bir tarafımda muhalefetin de bir oyun planı vardır. Onların da eli armut toplamıyordur. Bir şeyler yapacaklar herhalde falan diye de düşünüyorum ve buna da inanmak istiyorum. Evet, ne diyeyim? Nebati Fransa'da konuşmuş efendim. Lafa bakar mısınız? Bu ülkeye yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altındadır. Böyle söylenir mi ya? Demek ki ülkede can ve mal güvenliğinde sıkıntı var yani. Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun, biz bize hemen ulaşırsınız. Problem yaşandığında bakan'a ulaşmaya gerek yok problemsiz bir şekilde işlerin bürokratik olarak yürümesi icap eder. Ama diyor ki bürokrasiyi alaşağı ederiz. Bir, an, bir anda bürokrasiyi bitirmiş yabancı yatırımcıların karşısında. Her şeyi benimle halledin diyor. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var. Rahat olun. Mevzuatı da değiştirir. Siz yürüyün arkadan kanun yaparız. Bu iktidar 8 senedir değişmedi. İlk Efkan Ala kırın kapıyı içeri girin. Korkmayın arkadan kanununu yaparız demişti. Mehmet Baransur'un evini bastırdığında 8 sene sonra aynı kafa devam ediyor. Evet. BBC Abramovic'in servetini hileli yollarla elde ettiğini gösteren yeni kanıtlara ulaştı vesaire. Yavaş yavaş Ukrayna tarafına da bakalım. bütün dünyada oligarkların servetleri donduruldu. Yatlarına, mallarına, mülklerine el konuldu vesaire. Ama Abramovic Öne çıkan bir figür ve en çok tanınan isimlerden biri, 55 yaşında Chelsea kulübünün sahibi, bundan 20 yıl kadar evvel 140 milyon dolara aldığı Chelsea kulübü bugün 3 milyar 140 milyon sterline aldığı Chelsea kulübü bugün 3 milyar sterlin değerinde. Bunu 18 ile 19 ile çarparsanız yaklaşık 60 milyar TL ediyor. TL'ye çevireceksiniz. Her şeyine el konuldu ya da işte donduruldu, direktörlüğü Chelsea'deki direktörlüğü de askıya alındı falan. Şimdi BBC Abramovich'in servetini hileli yollarla elde ettiğini gösteren yeni kanıtlara ulaştı diye bir haber arkasını okumadım bile. Yani bilmiyor musunuz? Ya da yani bazen şu da akla geliyor. Yani sadece Türkiye'de veya işte Türkiye gibi ülkelerde halk keriz yerine yerine veya enayi yerine konuyor değil. Ya yani bunu okuyan e, seyircinin okuyucunun neyse bir dakika ya kardeşim. Yani 20 yıldır bu adam burada muteber kulüp başkanı olarak falan bir şey görüyor. İtibar görüyor. Milyarlarca sterlin parası İngiliz bankalarında, finans sisteminde şu bu falan filan. Şimdi şey olunca mı vurabalıya oldu falan. Ama dünyanın her yerinde bu kural değişmiyor. Bu son görüntüsü Abramovich'in İsrail'de görüntülenmiş. E, jeti İsrail'den kalktıktan bir süre sonra İstanbul'da durmuş, ardından Moskova'ya gitmiş filan. Yani bir arayış içinde olduğu anlaşılıyor. O arada işte yatlarını oradan o limandan öbürüne vesaire, işte paralarını bir yerden bir yere filan gibi sürüklemeye çalışıyor oligarklar. E, dünyada bir anda yalnızlaştılar. E, bütün Batı kamuoyu ve bütün e, Batı dünyası finans sistemiyle ve yatırım artık araçlarıyla her şeyle e, aleyhlerine döndü. Geriye Rusya, Çin, Türkiye falan gibi ülkeler kaldı. Ya da belki Arap dünyası, Orta Doğu'da belki birkaç ülke. Şimdi de alternatif bakmaya çalışıyorlar. Yani işte bir İsrail, bir Türkiye, bir Rusya. Kolay değil. Şimdi hani BBC Abramovich'in geriye doğru servetinde bir takım şaibeler bulmuş ya. Ya o adam bakın burası Londra'nın en pahalı mülklerinin bulunduğu Kensington bölgesi. Londra'nın merkezi yani. Pergeli koyun. Bir daire çizin, bir çember çizin Londra'yı içine alırsınız. O pergelin ucu işte orası Kensington. Londra'nın göbeğinde. 170 milyon sterlinlik şu ev onun. 170 milyon sterlin. Alttaki jet onun. Şimdi mi bu adamın serveti şaibeli çıkıyor? Banka transferlerinde 3 bin, 5 bin müstesna, 50 bin, 100 bin pound gibi paraları bile transfer ederken nereden buldu, nereden geldi, kaynağı ne falan gibi akıl almaz bir araştırmadan ve soruşturmadan geçer. Bunları da yapmadınız mı? O gün şaibe yoktu, şimdi şey mi var? Daha fazla konuşmak istemiyorum. Neyse. Doğu Ergil Amerika'nın Monroe doktrinine dikkat çekmiş. Nüfuz alanı içinde onun güvenliğini tehdit eden bir gelişme olursa bu tehdit ortadan kaldırılır diyor. Çok doğru. Bu anlayışla Küba'ya müdahale etti Amerika. Rusya aynısını yapıyor. 2008'de Gürcistan'a şimdi Ukrayna'ya. Haklı mı? Büyük devlet politikası böyle. Evet haklı değil. Ve bu bir büyük devlet politikası. Ee, ve bir gerekçesi var. Bir gerekçe bulması gerekiyor. O gerekçeyi buluyor ve giriyor. Olan Ukrayna halkına oldu. Milyonlarca insan Avrupa'ya doğru göç ediyor şu anda. Bebekler öldü. Masum siviller öldü. Hamile kadınlar öldü. Evet. Hangi haklı gerekçeniz olursa olsun bilmem ne doktrini olursa olsun e, yaptığınız eylemin sonucunda katilsiniz. Ve bu devletlere de katil devlet deniyor. Diyecek başka bir şey yok. İnsanları bölen ideolojilerdir demiş Doğu Ergil Hoca devamlı. Aralarına nifak sokup sevgiden mahrum bırakan inançlarıdır. Çatıştıran milliyetçilikleridir. Her insan sadece insan olduğu için saygı ve ilgi görmedikçe dünya huzura kavuşamayacak ve insanlık iki yüzlülükten kurtulamayacak diyor. Ben çok umutsuzum hocam. Ee, Ukrayna halkına onlar bizden, onlar beyaz, ee, bizim gibi yaşıyorlar, bizim gibi giyiniyorlar bizim gibi düşünüyorlar, bizim gibi yaşıyorlar. Şehirleri, yaşadıkları yerler bizim gibi denildiği için kucak açıyor Batı dünyası. Ama farklı renkten insanlar veya farklı kültürden insanlar kıyım kıyım kıyılırken kimsenin kılı bile kıpırdamıyor, medyası bile vermiyor. Evet. Üzerinden biraz geçti ama bunu konuşmak istiyorum yeri gelmediği için. Rusya'nın bir numaralı kanalında işte pankartı tutan kadın dünyada çokça gündem olduğu için ve Fransa başkanı Macron dahil bize iltica edebilir bize verin bu kadını yani ona zulmetmeyin kötülük yapmayın dediği için birkaç saat sorgulandıktan sonra çıkarıldığı mahkemeci serbest bırakıldı fakat sular çekildikten sonra Putin yönetimi bundan icabını soracakmış zaten bu kadına televizyonda yaptığı bu eylemden dolayı değil eylemin öncesinde çektiği videodan dolayı işlem yapılmış ve ondan dolayı işte 10 güne kadar hapis cezası verilmiş falan. Daha televizyon eylemi sırada. Sular çekildiğinde bu kadın unutulduğunda 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanabilir unutmayın. Ama büyük bir cesaret tam bir cesur yürek serbest kaldığı için çok seviniyorum. Fakat Rusya'dan çıkmazsa ve her şey Putin'in istediği gibi giderse önümüzdeki 15 yılı zindanda geçirebilir. E, bu da olası e, ekranlardan insanlara yalan söyle, söylediği için utandığını ifade ediyor. Rusların birer zombiye dönüşmesine izin verdiğim için utanıyorum diyor. İnsani olmayan bu rejimi susarak izledik diyor. Herkes kendi ülkesinden kıyas etsin. Evet. Gazeteci demişken Nazanin e, Zakari Radcliffe bir e, İngiliz, British daha doğrusu bir İranlı İngiliz İran asıllı İngiliz İngiliz vatandaşı İran asıllı bir İngilizle evli. Bir kız çocuğu var. Reuters'e çalışıyor. ve 2016 yılının Nisan ayında aile ziyareti için gittiği İran'da alıkonuluyor, tutuklanıyor ve 6 yıldır İran'ın tüm diplomatik İngiltere'nin tüm diplomatik çabalarına rağmen serbest bırakılmadı ve Tam bu savaş e, meseleleri falan çıkınca Ukrayna krizi falan muhtemelen bu işe yaradı. O arada İranca 1970'li yıllarda bir tank anlaşmasının iptali sonrasında İngiltere'de kalan 400 milyon poundunu istedi. Bu para ödenmiş galiba bilmiyoruz. Görüyor musunuz yani bir British için e, verilen para. Neyse sadece Nazan'ın e, Zagari değil e, diğer... E, bir kadın daha tutukluymuş. İkisi birden serbest bırakıldılar. İsmini şu anda hatırlayamadım. Ve uçağa bindirildiler, havadalar. Ben bu yayını yaptığım dakikalarda Londra'ya, İngiltere'ye doğru geliyorlar. Bu kareyi de uçaktan paylaşmış Nazen'in. Casusluk suçlamasıyla 6 yıldır İran'da tutukluydu. Bu tür süreçler bazen rehinelere yarıyor. Fakat İngiltere bu rehine pazarlığında 6 yıl kaybetti ama 6 yıl sonra Doğruysa daha henüz çek etmedim Ama İran'ın bunu pazarlık masasında istediğini biliyorum. 400 milyon pound bana borcun var Bunu öde kardeşim dediğini biliyorum ve bu para büyük ihtimalle ödendi ve Nazen'in zakar ile birlikte diğer İngiliz İran'dan kurtarıldı şu anda da havada geliyorlar Evet bu süreçlerin böyle tarafları da var. Casus mu değil mi? Niye tutuklandığı Aradaki pazarlık vesaire. Dünya böyle bir sürece girdi. Artık pek çok alanda hukukun rafa kalktığını göreceksiniz. Kerim As demiş ki Zelenski'nin bir danışmanı en erken 1 iki hafta içinde en geçte Mayıs ayında barış anlaşmasına varılabileceğini söyledi. Bu arada sanırım hukuki metin yazımı için Ukrayna heyetinde değişiklik oldu. Heyeti Adalet Bakanı da katıldı diyor. Yani geliyor bir şeyler. Geliyor bir şeyler o arada tabii Kiev'de de ge gerilim var yani sokağa çıkma yasağı ilan edildi yarın sabaha kadar perşembe sabahına kadar devam edecek o arada sivillerin yaşadığı bölgelerden gelen dumanlar çatışmalar o yanmış binaların veya henüz yanmakta olan binaların önünde muhabir bağlantılarını falan seyrediyorum kentte bir gerginlik var bir gerilim var ee, sokağa çıkma yasağı çok hayra alamet değil ama eş zamanlı olarak da barış müzakerelerinde ilerleme var. İngiltere Başbakanı Batı Rusya'nın Kırım ilhakına izin vererek korkunç bir hata yaptı demiş. Geçmiş olsun keşke bunu daha önce söylemiş olsaydınız. Ee, Ukrayna Devlet Başkanı Özel Kalem Danışmanı savaş Mayıs'a kadar biter. Birkaç hafta içinde hızlıca bir barış anlaşması imzalanacak diyor. Biz de bunlara inanmak istiyoruz. Zelenski NATO itirafında bulunuyor. Gerçekleri kabul etmek gerekiyor. Artık Ukrayna NATO üyesi olamayacak diyor. Bazı yorumcular ya bunu daha önce söyleseydin ya diyorlar. Söyleyeyim daha önce söyleseydi bile Putin Ukrayna'ya girerdi. Yani neonaziler der gene girerdi. Onu hallettiniz işte kimyasal silah üretiyorlar der gene girerdi ki zaten sözcülerin açıklamalarında bu var. Yani NATO mazeret oldu sadece. O Onu telafi etseydiniz başka bir şey çıkardı yani. O arada Avrupa Konseyi üyeliğini sonlandırmış Rusya Ahim'den de çıkacak ki zaten Ahim kararlarını uygulamıyordu. Unutmayın Ahim bir Avrupa Birliği değil Avrupa Konseyi'ne bağlı bir mahkeme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve merkezi Strasbourg'da zaten. O arada iki meslektaşımız daha hayatını kaybetmiş Fox News haber kanalında çalışan iki gazeteci. 55 yaşındaki kameraman ve 20, 25 yaşındaki yapımcı. O arada Oleksandra bazı evet gazetelerde birlikte fotoğrafları bu şekilde görülüyor. Fox News çalışanı. Neden erkekten bahsediyorsunuz da kadından bahsetmiyorsunuz? Yani kadından da bahsedilen yerler gördüm ama erkeğin ismi biraz öne çıkartıldı. Orada kabul edeyim. Evet, savaşın aldığı son iki gazeteci. Fakat orada enteresan bir şey oldu. Polonya, Slovenya ve Çekya başbakanları Kiev'e gittiler ve Zelenski ile görüştüler. Ve 7 saatlik tren yolculuğuyla son derece riskli yani bombalar patlıyor uçaklar havada füzeler uçuyor yani işte Kiev yakınlarında gazeteciler öldürülüyor hedef alınarak 3 ülkenin başbakanı Polonya Slovenya ve Çekya bir trene biniyorlar ve Kiev'e gidiyorlar 7 saat yolculukla ve Kiev'de Zelenski ile bir araya geliyorlar. Evet gerçekten inanılmaz ve toplantı sırasında da Kiev'de patlamalar falan duyuluyor yani. Fakat Polonya, Slovenya ve Çekya'nın Zelenski ile yani fotoğraf vermesi, birlikte görüşmeleri falan önemli ki özellikle Polonya başbakanı en şey durumda yani 2 milyona yaklaştı Polonya'daki mülteci sayısı. Düşünün 3 haftada 2 milyon kucağınızda mülteci buluyorsunuz ve Hani 3 haftalık ihtiyacını karşılarsınız Batı'nın desteğiyle falan, falan ama 3 ay sonra bunlarla baş başasınız. Rusya ile görüşmeler gerçekçi bir yapıya büründü ancak halen zamana ihtiyaç var demiş Zelenski. Bakalım yani iş nereye gider. İlhan Tanır ilk kez bazı somut ayrıntılar duyuluyor demiş. Barış umurdu 21. günde ortaya çıktı çünkü diyor Rus işgal ordusu ülkenin her yerinde çakıldığı ciddi kayıpları sürüyor. İşgal güçlerinin ise sivil merkezlere saldırıları devam ediyor. Bir tıkanmadan bahsediyor. Ondan dolayı barış müzakereleri hızlandı manasına söylüyor. İşte o anlamca Çavuşoğlu'nun temasları da dikkat çekici. Bunu bir İngiliz gazetesinden kestim. Daily Express galiba tam şu anda hatırlayamadım. İngiltere'de şu anda çok yoğun bir kampanya var. Başta İngiltere bu mülteci meselelerini falan ıskaladı. Çok fazla o tellere basmak istemedi. Fakat iç ve dış kamuoyundan yoğun tepki olunca tamam peyder pey biz de mülteci alacağız. Sığınmacı alacağız Ukrayna'dan falan dedi. O arada içeride de tabii 3 haftadır benim ben 7-24 BBC'ye bakıyorum. Kaçırdıklarımı da böyle bazen geriye sarıp izliyorum. 3 haftadır BBC yayını yıktı. Ukrayna'dan başka hiçbir şey vermiyor. İngiltere ile ilgili bir tane bile haber yok. İngiltere'de ne olduğunu anlayamazsınız. Yani BBC seyredin sadece Ukrayna. Sadece Ukrayna. Başka hiçbir program, hiçbir belgesel, hiçbir ekstra teknoloji programı falan bile girmiyor. Spor bile girmiyor. Sadece hava durumu veriyorlar arada saat başı. Ve yoğun bir şekilde de şeyi veriyorlar. Yani yayının %70-80'i Ukrayna dışındaki Ukraynalılarla bağlantılar. ...göç eden insanlar, sığınmacılar... ...onların Polonya'daki sınır boylarındaki... ...vesaire durumları... ...ve bir kampanya başladı. Yani e, Ukraynalıları evlendirelim... ...yani onlara birer oda verin... ...onlara evinizi açın falan gibi... ...ve bu ailelere de... E, ...350 sterlin aylık... ...destekte bulunacağı hükümet tarafından söylendi. E, bu kadın da... ...Cambridge'de... E, ...evini Ukrayna bayrağının renkleriyle... ...boyamış ve... E, Çift olarak, karı koca olarak bir Ukraynalı e, sığınmacıyı evlerinde ağırlamak istiyorlar. Fakat işte dedim ya bu 3 haftalık yoğun e, televizyonlarda ve gazetelerde yoğun sığınmacı haberleri, yoğun insani dramlar bu kadar üst üste gösterilince ve bu kadar bir duyarlılık da oluştu ister istemez insanlar da artık evlerine Ukraynalı sığınmacı almak istiyorlar. Hatta böyle evinin rengini Ukrayna bayraklarıyla boyayan Ukrayna ile hiç, hiç alakası olmadığı halde e, insanlar da var. Bu tabi elbette bir yönüyle propaganda'nın gücü evet yani bir yönüyle o konuda yaptığınız yayının e, gücü ve ısrarınızın gücü bir de işin böyle bir yanı var. E, Çavuşoğlu Moskova'da Aslı Aydın Taşpaş e, Rusya Ukrayna'da beklediği askeri üstünlüğü sağlayamadı diyor İlhan Tanır'ın yorumuyla paralel bir yorum. Ekonomisi temerrüde düşmek üzere ateşkesi evet diyebilir. Bunu da Avrupa yerine Türkiye üzerinden yapmak isteyebilir. Böylece Türkiye ve Batı'yı ayrıştırmak ister. Ankara denge siyaseti sayesinde ileride Türkiye Ukrayna'da güvenlik garantisi sürecinde yer alabilir diyor. Mühim bir şey yani Türkiye üzerinden bir barış müzakeresiyle Türkiye'yi NATO'dan ve Avrupa'dan Batı'dan ayrıştırabilir. Ayrıştırmak isteyebilir diyor Moskova Kremlin. Ve ilerleyen dönemde Türkiye, Ukrayna'da güvenlik garantisi sürecinde yer alabilir. Bu notu da düşelim. Bu da önemli. Ancak herkesin dikkat çektiği ve üzerinde durduğu bir konu var. İşte bu sihalar meselesi. En son o sihaların vurduğu, işte sihaların merkezinde işte Rus güçlerini vuruyor ve ağır zayiat verdiriyor. Bir takım Türklerin de bulunduğu, Türkçe konuşmalarından anlaşıldı. Ortaya çıkmıştı bu siha konusunda ve Türklerin de bu operasyonda görev alması konusunda Rusya ne diyor, ne düşünüyor bilmiyoruz. O ayrı bir konu. İleride bununla ilgili bedel ödetir mi onu da bilmiyoruz. Fakat Moskova'da daha bir hafta önce Antalya'da görüşmüş olan Lavrov ve Çavuşoğlu'nun tekrar bir araya gelmesi ve Lavrov'un Çavuşoğlu'nu gayet sıcak, kucaklayarak falan karşılaması dikkat eder. Dolayısıyla biraz daha e, mercekleri veya işte flaşları, flaşörleri, projektörleri heh, kelimeyi bulamadım. Projektörleri oraya e, tutmamızı gerektiriyor. Diyelim ve bir yayını daha böylelikle noktalıyoruz. Bir sonraki manşet programında e, görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.